Reklamların ardından akşam kahvesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alagöz kardeşlerleyiz biliyorsunuz değerli izleyiciler. Tam da müzik türlerine az önce Rane Hanım değinmiştiniz. Sizin döneme baktığımız zaman da aslında 3 tane müzik türü vardı o dönem. Ben şöyle not almışım. Bir yabancı şarkılardan az önce görüştüğümüz evet. aranjman dediğimiz tür. Bir türkülerin yeniden yorumlanması, söylenmesi, şarkıların düzenlenmesi ve bir de besteler. Henüz daha hani parmakla sayılacak herhalde derecede çok azdı o zamanlar değil mi? Beste. Evet. Ve yapılan yeni şarkılar. 70'den sonra beste başladı. Aynen öyle. Ve siz bu üçünden de beslendiniz benim anladığım aynen. kadarıyla şu aynen. sohbetimizden. Yani şarkılarınızda da müzik kariyerinizde de yıllara dayanan bu üç türde zannediyorum içinde. Şimdi biz hem aslında besledi, şanslı hem müzisyenleriz. Evet. Çok şanslı müzisyenleriz. 70'li yıllarda müzik yapan arkadaşlarım adına da söylüyorum. Evet. Çünkü o dönemde çok fazla konsere gitme, konser yapma şansımız vardı. O kadar çok konser doğru. olurdu ki haftada iki defa evet. konser olacaksa bizim katılacağımız konserler evet. biz aynı repertuarı yapmazdık. Değiştirirdiniz. Değiştirirdik çünkü kıyafetlerimizi değiştirdik, repertuarımızı evet. değiştirirdik. Çünkü müzik dergileri de yoktu 70'li yılların başında. Gazetelerin müzik muhabirleri vardı ve hafta sonu müzik sayfaları vardı. Ve o müzik muhabirleri o konserleri gezip evet. sanatçıları parça parça değerlendirirlerdi. Ama doğru değerlendirirlerdi. Futbolcu yani magazinsel gibi yazmazlardı. Değil, değil. Gerçekten onlar altı da müzikten anlayan yorumlar. Müzik yazarlarıydı. İşte Rana Alagöz şu konserde şu şarkıyı söyledi. Çok güzel de repertuarına acaba diğer şarkıyı neden almış? Merak ettik demeye varan kadar eleştirirlerdi müthiş. Bizi. Tabii. Dolayısıyla her seferinde farklı şarkı yapardık. O zaman da yabancı şarkılar çok belki fazla vardı ve yapılırdı. Sizi. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başında. Derken Sezen Cumhur Ünal, Ülkü Aker, evet. Fecri Epçoğlu evet. yabancı parçalara Türkçe söz yazmaya başladılar. Derken o akım sizin bahsettiğiniz evet. gibi. Ondan sonra 65, 66, 67 altı mikrofonunun Türk müziğine getirmek istediği ve hakikaten başarılı olduğu Türk ezgilerine türkülerimize getirmek istediği güncelliği yakaladık bizler. Batı enstrümanlarıyla Türk ezgilerini seslendirdik. O Anadolu rock Anadolu müziğince evet buluştu. Aynen. Ve de işte bütün bunları yaparken de evet. bu sefer kendi içimizdeki birikimleri farklı besteler olarak dışarı verdik. İmkanlar azdı fakat çok iyi değerlendiriyoruz. Şöyle şimdi bir şey anlatayım ben evet, size. Lütfen. Şimdi bir kere Avrupa'da birçok dünyada birçok ülkeden Türkiye'ye önde geliyordu. Yeni çıkan bir şarkı hemen bize repertuarımıza girerdi. Evet. Türkiye'de radyodan dinlerdik. Gençliğin İlahları diye bir film geldi Türkiye'ye. 1968-69 hiç evet. olmuyor. Pangaltı'da küçük bir sinemada oynuyor. Sabah gittim, bütün seanslara bilet aldım. 6-7 seans filmi seyrettim ve en sonunda Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little bit. O şarkıyı çıkardım. Filmden dinleyip müthiş. Not alaraktan yaptım. Öyle takip ederdik. Müthiş. Hatta Rana ile biz Atina'daki Apollo Müzik Festivali'ne gittiğimizde evet. Atina'daki Mısır Konsolosluğu'na bir davet verdiler. Bütün 40 ülkenin yarışmacılarını ve basın mensuplarını 1970. davet ettiler. 1970. 70'te. Gittik. Dediler ki bir piyano vardı. Her ülke dediler çıksın piyanoyla bize bir şarkı söylesin. Evet. Şimdi benim piyanistim yok. Kardeşim Ali yanımda söz yazarı var. Fakat Ali de daha ork çalıyor. Yani ama orkla melodi çalıyor. Hakiki bir piyanist değil. Ne yapalım ne söyleyelim derken aklıma şey geldi. O ara If I Were a Rich Man, damdaki kemancı evet, var. Evet. Türkiye'de meşhur olmuştu. Onu biz evet. zaten repertuarıma almıştım ben söylüyordum. Ali dedim sen dedim akorlara bas ben bunu söyleyeceğim. Orada misafir olarak girdik. Söyledim İngilizce olarak. Abi alkış aldım falan. Çok güzel. Ertesi gün festival oldu. Adamo geldi. Sandy Show geldi. Çıplak ayaklı şarkıcı. Death of Rhythm Boys diye bir 4 kişi çok vokal güzel. Grubu geldi. Ve bu şarkıyı söylediler. Bütün herkes döndü, aa senin besteyi söylüyor.
Ya benim beslen değil, ben de onlardan aldım paçayı. Bu kadar olur. Evet, müthiş ama gerçekten. Yani işi de kotarabilme adına tabii harikulade bir şey çıkmış ortaya. Şimdi bu şarkılardan bahsediyoruz ama bir de çok yoğun temponuz olmuş hep. Yani o dönem gerçekten işten işe koşturuyorsunuz. Hatta nikah tarihlerinizle aynı güne denk getirmişsiniz. Aynı günde. Bir röportajınızda okudum. Aile bireylerimizin vefatında bile cenaze töreninde bulunamadıklarımız olmuş diye. Yani evet. Hakikaten müthiş bir meşakkat, müthiş bir emek, özveri evet. ve mücadele aslında bakarsanız görünüyor kariyerinizde ve bu gerçekten çok takdire şayan. Şöyle soracak olursam, bu acaba yeni şarkılar yapmanızı mutlaka belki engelledi ama şöyle bir geriye dönüp baktığınızda bütün bu çabalardan sonra hakikaten değdi mi ve bulunduğunuz nokta itibariyle memnun etti mi sizi geçen yıllara şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman? Bence memnunum çünkü ben hatta şunu söylüyorum, kitabımda da yazdım. Bu hayatımda ben bir kere Barış Manço'dan, evet. Atatürk'ten bile fazla yaşamışım. Çok şanslıyım. Allah bana ömür vermiş. Çünkü bir ara kalbim durdu, tekrar evet. çalıştı. Evet. Allah'tan hastanedeydim ben. Evet. Onun dışında mesela bir şarkı söyleyeceğim zaman iyi eğlenceler derler. Ya ben eğlenmiyorum, benim işim o. Benim belki böbreğimde taş var, ağrı yapıyor. Evet, evet. Ben şarkı söylerken gülmek zorundayım. Evet. Bir yabancı gruptan aldım. Çok uzun hikaye, bunu anlatmayayım ben size. Ama babamızın öldüğü akşam çıkıp şarkı söyledik biz. İşte. Yani bu şartlarda şey yaptık, geçti günlerimiz bizim. Tabii. Tabii yakınımız öldüğünde burada bile değildik. Evet. Ama ne bileyim ya, böyle bir baktım ki ben normal 3 insan kadar yaşamışım gibi geliyor bana. Evet. Dünyanın her tarafını gezdik. Yani ben onu normal turistik gibi gezseydim çok zordu. Kesinlikle. Ama mesela gittik ne bileyim Ürdün'de konser verdik. Evet. Singapur'da konser verdik. Evet. Türkiye'yi temsil ettik. Evet. Kültür Bakanlığı yolladı bizi. Evet. Alagöz kardeşler. Tayvan'da konser verdi. Evet. Türk gecesi. Almanya'yı karış karış gezdik. Avusturya'da, evet. Yugoslavya'da, Yunanistan'da, çeşitli ülkelerde konserlere çıktık. Türküz diye. Hatta ben... Tabii. 79 dil miydi? 73. 73 mi? Ben şimdi geri dönüp baktığım zaman... 73 dilde şarkı söylemeliyiz. Tabii. Geri dönüp baktığım zaman işte sevgili Hakan evet. Eren'in bir radyo programında onun konu olduğum zaman bana evet. bir soru sordu. Dedi ki işte yaşadınız, memnun musun? Nasıl kendini tanımlarsın dedi. Dedim ki çok çalıştık. Evet. Ama tabii ki kendimden çok memnunum. Çünkü iz bıraktık. Mühim olan o. Bütün mesele o. Ve o bıraktığımız iz, peki dedi, herkes için ölüm var. Sen öldükten sonra arkandan senin nasıl konuşmalarını istersin diye sordu Hakan Eren. Dedim ki aynen şimdi konuştukları gibi konuşsunlar. O zaman çünkü biz bütün bu çalışmaların içinde herkesin bize sevgiyle yaklaşmasını, beğeniyle bizi izlemesini sağlayacak bir hayatımızı yaşamışız. Yani o özveriye değdi Rana Hanım. Aynen, o kısaca. Çalışmaya değdi. Evet. Bir takım değerlerimiz vardı. Onları kaybetmeden bugüne evet, kadar geldik. Kaybetmemek. Bütün bunları evet. kaybetmeden gelmiş olmak, bunun karşılığında da yanında da ayrıca iz bırakmış olmak en büyük artı. Müthiş. Yani. Tabii yani Mozart gibi 300 sene sonra kimse bizi hatırlamayacak ama en azından torunumuzun torunu, ya benim büyük dedem de müzik adamıymış. Belki o da sizin yolunuzdan gidecek. Bizden sonraki kuşaklar tekrar yarımlarlar. Belki o da sizin yolunuzdan gidecek. Baksanıza kuşaktan kuşağa. Kuşaktan evet, kuşağa. Yani devam eden bir süreç var. Torunlarınızın müzik yapmayacağını nereden biliyorsunuz? Ben zaten şimdi torunum oldu. Şu an 4 aylık. Özledim, yarın gidip göreceğim. Ah, Allah bağışlasın. Bir tane küçük ork aldım. Harika bir ork. Şimdi onu ona saklıyorum. Ben hiç almıyorum. Müthiş. O böyle 3 yaşına falan gelsin. Gel kızım, gideceğim bakalım. Bak bu doğu. Evet. Buradan başlıyoruz. Tek tek öğretmeye başlayacağım yani. Kafama iyi taktım. O zaman hiç yani bu böyle devam edecek dediği gibi. İnşallah. İnşallah devam etsin. Müthiş. Peki en çok sevdiğiniz, böyle sizi hislendirerek söylediğiniz, mutlaka hepsi, her şarkı böyle çocuğunuz hemen, gibidir ama hemen söyleyeyim. Hangisi desem böyle birer hangi de hemen söyleyeyim. Birer kuple de şöyle rica etsem nasıl olur? Şimdi bir şey, düetimiz var abimle. Evet. Bütün şarkılar güzel hakikaten. Evet. Bunlardan bir tanesini, herkesin çok sevdiği düeti, televizyonda söylerken çok zorlanırdım ben. Öyle mi? Ateş Bacayı Sarmış, çünkü iki sevgilinin düetidir ha. o. Şimdi radyoda neyse bir şey tabii. değil de televizyonda abime böyle sözler söylemek çok ders geliyor. Ben ondan buna gezer ama seni seviyorum diyorum. Şimdi içinden gülmek geliyor. Gülmek geliyor ama onun karşılığında evet. Bir tane şarkımız var ki
Sözlerini abimin asker arkadaşının babası yazdığı bir şarkı. Çok süper bir Atamam şarkı. Ben kalbimi. O şarkının sözleri sanki bizi anlatıyor. Aa, çok güzel. O belki onu yazan kişinin kalbiyle kendisi, beyni arasındaki bütünlüğü orada ifade etmiş. Ama o sözleri söylerken abimle benim bu yoldaki beraberliğimizi sanki öyküsü seslendiriyormuş gibi oluyor. Harika, ne güzel örtüşmüş. Onda sevdiğiyle özlem, onda aşktan bin yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Sözüm geçmesi bile saçımdaki aklara. Son umudum da bitse dalsam karanlıklara. Atamam ben kalbimi, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Gelirim tatlı azabım onda. Beraberce ağladık, güldük hayat yolunda. Nasıl terk ederim ben onu yolun sonunda? Gücüm var tırmanırım geceden şafaklara. Atamam ben kalbimi, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Bir kadehi bölüştük, bir dilim ekmek gibi diyor. Tek yazıyla yazılmış ikimizin nasibi. Tabii birlikte yaptık her sözler, şeyi. Sözler, müzik hepsi harikuladeydi. Çok teşekkürler gerçekten. Tam size özdeşleşen, sizle özdeşleşen bir parça olmuş. Öyküyü anlatır gibi hakikaten. Hem kariyerinizi, çok severim müzik yaşamınızı. Nefis. Kafiye uydurmak için nefis. Yazılan şarkılar. Değil. Kesinlikle değil. Öyle. Şu öpmek geldi içimden de rica etsem olur mu acaba Rana'cığım? Hemen bir kısacık bir tane. Sana bütün derdimi dökmek geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Sana bütün derdimi dökmek geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Yeter mi? Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bazen de kızın kulaklarımızın pası gitti. Sarılıp da boynuna sıkmak gel. O da oluyor mu? Yok. Birine kızın da içimden söylüyorum zaten. Çok şeker. Bu az önce tanınırlık, bilinirlik ne kadar zor, meşakkatliydi o dönemler dediniz. Şimdi sosyal medya var bir iletişim aracı olarak ve hepimizin işte avucunun içinde bütün dünyayı takip ediyoruz. Yapılan işlerin daha geniş kitlelerle buluşması adına gerçekten
gerçekten çok etkili. Kullanıyor musunuz? Yani nasıl sosyal medyayla evet, ilişkiniz? Evet, ben Facebook'ta bir sayfam var. Ama çok aşırı böyle delicesine bağlı değilim açıkçası. Evet. Bazı önemli şeyleri paylaşıyorum. Arkadaşlarımın şeylerini gözlemek, takip etmek tabii ki anında haberdar olduğum için çok güzel oluyor. Tabii içinde olduğumuz biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları var. Hepimiz var. Yani hayattan sosyal aldıklarımızı başkalarına iade etmek adına çalışmalar yapmaya devam ediyoruz uzun yıllardır. Bu arada müzikle ilgili kurumlarda da çalışıyoruz. Ben PopSav'ın yönetim kurulundayım. Abiminkini saymakla bitmez. Onunkini saymakla bitmez. Dolayısıyla kurucuların. Evet, kurucularından. Dolayısıyla oradaki hareketleri takip etme şansımız oluyor. Çok oradaki sağ. Arkadaşlarla haberleşme oluyor. Bazen güzel resimler paylaşınca insan mutlu oluyor gibi kullanıyorum. Acaba çok sizin yani döneminde delicesine olsaydı nasıl olurdu? Ben şimdi bir an onu canlandırmaya çalıştım. Yani bu sosyal medyanın şu anki etkisi sizin o 70'lerde müziğin altın yılları dediğimiz dönemde etkili olsaydı herhalde, diyorum. Ününüz kıtaları aşardı diye düşünüyorum. Alagöz kardeşler istediğin olarak ya, bir, değil mi? Bir kelime yazıyorsun. Evet. Kanada'daki bir yeri buluyorsun yani. Gerçekten müthiş çünkü bir etkisi var. Ama şu anda var. Onu nasıl mesela şimdi acili arayıp da dalga geçenler var. Yangın var deyip etfa yarayanlar. Doğru. Google, şeyde de randımanlı Facebook'ta da oluyor. Kullanmak. Dün başıma amacın geldi. Evet. Benim 5000 kişi var grubumda. Çünkü ben konserlerimi, programlarımı insanlar duymak istedikleri için kim isterse tanıyayım tanımayayım üye yaptım. Arkadaş yaptım. Evet. Şimdi bir mail geldi bana. Kocaman resim. Ya başımız sağ olsun Kenan Akın öldü. Birinden daha geldi. Ben hemen tabii benim grubuma duyurmam lazım hemşerim. Ya dedim çok üzgünüm. Sanat piyasası camiası üzgün. Böyle böyle bir olay olmuş. Halbuki yok öyle. Ondan sonra haberleri açtık. Yok. Evet, o çok ben özür dilerim bu kişi özellikle adına. Tedavi gören sanatçılarla ilgili Twitter'da çok gerçekten hani vefat etmeden vefat etti haberleri, teyit edilmeyen yapılan haberler gerçekten çok yaygınlaştı ve bu çok son derece hem üzücü hem yanlış zaten. Yanlış, yani yanlış kullanımından ziyade bu yönde ben fayda sağlayıcı yönünün çok fazla olduğunu ve gerçekten randımanlı kullanılırsa müthiş etkisinin olduğunu ki o da amacına uygun kullanımla zaten olacak. Hani onun için dedim acaba aranız nasıl? Çünkü aramız şu anda aram niye? Şimdi ben şu anda Bodrum'da yaşıyorum ama haftada bir gün İstanbul'a gidiyorum. Evet. Taksim'deki bir 5 yıldızlı otelin altındaki Flamingo restoranında sahneye çıkıyorum. Aynen. Şimdi repertuar çok yapacağım güzel. Değil mi? Evet. Aklıma bir şarkı geliyor. Ne bileyim Dona Dona veya Delilah. Hani bildiğim bilmediğim. Evet. Hemen girdiğim zaman sözler diyorum şak sözler çıkıyor. Çıkıyor. Bir print ediyorum alıyorum. Tabii. Ezberliyorum. Tabii. Eskiden şarkı sözü bulmak bu kadar zordu ki. Hey dergisini arardık böyle. Şu şarkının sözlerini çıkartıp ezberliyorum. Yabancı şarkılar tabii. Tabii. Şimdi kolaylaştı da yani. Bir de hareketleri tabii duyurmak çok dediğim gibi çok rahat oluyor. Kesinlikle. Biz bizi takip edenleri duyururuz. Onların sayfalarında tekrarlanırsa onların takipçileri görüyor falan. Bu sosyal etkinlikler adına güzel kolaylık oluyor. İlgiyi gerçekten ya da hakikaten ilgilenmek kişilerin dikkatini çekmek adına. Bizim bugün İzmir'de bulunmamızın sebeplerinden bir tanesi de bir koronun çalışması. Narlıdere Belediyesi'nin korosunu sevgili Ferda Yılmaz'ın çalışması. Ve de çok özel bir şey yapacaklar bu akşam bizim için. Selçuk Rana'la göz şarkılarını seslendirecekler. Tabii bütün bunu biz kendi sayfalarımızda da duyurduk ki İzmir'de olan hayranlarımız, arkadaşlarımız eğer bu gelmek istiyorlarsa bu fırsatı kaçırmasınlar. Kesinlikle. Bizim programımız ama yayınlanmış olacak. Siz ben şimdi onu söylerken onu düşünerek zaten bir an böyle duraksadım. Ama olsun. Ama ya, olsun, biz bahsetmiş olsun, olalım. Yani biz, İzmir'de de konser etkinlikleri devam ediyor sonuç itibariyle. Tabii, tabii. Selçuk Bey aynı şekilde. Siz her daim sahnede değilsiniz ama böyle özel buluşmalarda mutlaka yer alıyorsunuz Rale Hanım. Bunu da izleyicilerle en azından paylaşmış olduk. Şimdi bu sosyal çalışmalarınıza geleceğim ama onun öncesinde biraz Bodrum'da bulunuyorsunuz Selçuk Bey. Nasıl gidiyor öyle bir yoğun tempodan sonra hayat Bodrum çok hayatı? Güzel Bodrum'da. Yani tamamen herhalde hava bir böyle güzel. Sakin bir hayat tahmin etmiyorum. Yani yok, yine çalışmalar devam ediyor ama. Yani şu var mesela İstanbul'da şimdi bazen Sarıyer'den çıktığın zaman bir gün Levent'e 20 dakikada gidiyorsun, bir gün 2 saatte gidiyorsun. Evet. Halbuki ben Bodrum'da evden çıktığım zaman nereye gideceğim?
Görköy'den yıllık hava mı gideceğim? Biliyorum 15 dakikada, bilemedim evet. 18 dakikada gideceğim. Doğru. Hani arabaya Allah korusun lastik mastik patlamazsa. Evet. Bir kere o kolaylık var. Bir de bir olay anlatacağım. Kırmızı ışıkta duruyor insanlar. Arkada bir araba daha duruyor. Yeşil yandı mı? Arkadaki kornaya basıyor. Öndeki gayet rahat çıkıyor. Biz burada olsa kavga bile edebilirler. Geliyor, tık tık camını açar mısın diyor. Ne acelen var diyor. Acelen varsa Bodrum'da işin ne var diyor. Bravo, değil mi? Ya bu bizim sloganımız oldu şimdi. Hakikaten. Bodrum'da acele yok. Doğru. Ben biraz tez canlıyımdır böyle, hiperaktifimdir ama ben de yavaş yavaş böyle normal insan, normal bir insan. Bizim Seferihisar City'de slow, sakin şehir, yavaş şehir konsept olarak ben o geldi aklıma. Benim de şey Akyaka böyle yaklaşıyoruz deyince öyle Akyaka'da mi? Akyaka'da tabii sakin şehir, sakin. Ya yani benim şansım evet. Ben balık hastasıyım. Evet. Alda değişik balıklarım. Mesela ben lagos yakaladım. Bileyim tranca yakaladım. 4,5-5 kilo. Ama kolay balık değil Facebook'ta bunlar. Facebook'ta bile isimlerini koyuyorum. Millet aa biz de gelelim. Gelin diyor. Harika. Tabii onlar da müthiş keyif tabii. Veriyordur artık bu kadar yorucu tempoların ardından orada. Artık biraz emekli moduna girmemize fayda işte oluyor. Yavaş yavaş. Yavaş. Hayatı biraz rölantiye almak gerekiyor kesinlikle. Zaman zaman. Yeterince çalıştık. Ama sizin 50. yıl kutlaması var. Ben o hazırlıklarla zannediyorum başlamıştır. 50. yıl kutlaması vallahi bunu tekrar gündeme getirelim. Bak kaçıyor. Farkındaysanız. Ben iki sene dedi. Rana bana çok yardım etti. Ben de ona yardım. Ben organizeceğim. İş karışmasın o. O gelip sadece şarkıları söyleyecek. Organizasyon işi. Hadi bakalım. Harika. Biz de tutabilirsek tutalım. Destek verelim ve o teşekkür ederim her türlü desteği açıyorum. Kesinlikle her zaman. O zaman sizi mutlaka bekliyoruz. Kesinlikle geleceğim. Şimdi mutlaka. Bana soruyorlar zamanında işte şöyle böyle dedim ki ben Kervansaray'dan önceki dönemi hep prensesler evet. gibi yaşadım. Evet. Neden? Abim vardı, erkek kardeşim vardı. Sonra evet. evlendim, kocam oldu. Bütün organizasyonları biraz önce anlattığı gibi her şeyimizi biz yapardık ama onlar yaparlardı. Konserler hazırlanırdı. Siz ben hazır. Annemle beraber gider. Ben sadece ne giyeceğim? Ne acaba burada daha önce hangi elbisemi giymiştim? Onları düşünürdüm. Çok tabii güzel. Ki sahne çalışmamız ayrı. O farklı doğru. bir şey. Ama böyle dolayısıyla de hayatı kolaylaştıran böyle yani bir yönü vardı. Organizasyon işlerinde her şey hazırlanırdı. Ben böyle giderdim prensesler gibi süslenirdim, makyaj mı yapardım, sahne mi yapardım. Harika. Dolayısıyla alıştırdınız beni. Hazırlasınlar organizasyon yapılsın. Dolayısıyla yapar, ben yapar. De kutlamamı bir yapayım. Bir kez daha söyleyelim ve o seneye tabii. zannediyorum evet. şaşalı şöyle gerçekten evet, görkemli bir geceyle inşallah. Güzel bir organizasyon kutlaması da yapılacak diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geliyoruz. Az önce bahsettiğiniz o sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalarınız ki her ikinizin Sigara ile Selçuk Bey'in yıllardır mücadele Adele eden derneğindeki çalışmalarını evet. biliyoruz. Lyons olduğunuzu ben öğrendim. Ben Lyon'um evet. Rani ben Lyon'um. Sizin de çok 22 yıldan beri var. Karşılıksız hizmet kurumundayım. Ülkemize ve evet. insanımıza hizmet oluşturuyoruz. Aynı zamanda onun eğitim kadrosundayım evet. da. Çünkü Lyons bir liderlik okuludur. Çok geniş bir üye şeyimiz, profilimiz var. Çok deneyimli kariyer yapmış üyelerimizin yanında çok ev hanımı arkadaşlarımız da var. Çok ve güzel. Bunlar ya, bize biliyorsunuz siz de biliyorum evet. yabancı değilsiniz bu konulara. Evet. Görevler birer yıldır. Doğru. Dolayısıyla herkesin liderlik yapmasına fırsat yaratan kanalı. Bir sistemin içindeyiz çok biz. Doğru. Ve de bu sistemi bütün arkadaşlarımızı hazırlamak için Lyons eğitmenleri olarak bizler eğitimden geçtik. Evet sizler eğitmen olabilirsiniz dediler. Programlarımız var. Biz bu programları daha da profesyonel anlamda tabii. güçlendirerek arkadaşlarımıza sunuyoruz. Liderlik becerilerini arttırıyoruz ve bundan müthiş. Da çok keyif alıyoruz. Eğitimler de müthiş bir ayağı bu dediğiniz eğitimler çok güzel. Tabii önce motivasyon, yani iletişim, ekip çalışması, proje hazırlamak. Çünkü hizmet diyoruz. Tabii. Proje olmazsa, hedef tabii. olmazsa bunları hazırlamak olmaz. Ekip tabii. çalışması vermeliyiz ki gönüllü kuruluşlar çok normal doğru. çalışan kuruluşlardan daha zordur. Çünkü herkes eşit, herkes gönüllü. Herkes kendinden bir şey vererek orada. Çok doğru. Karşılığında sadece yaptığı hizmetin huzurunu bir de kurulan dostlukların keyfini alıyor. İşte o maneviyat zaten yetiyor. Aynen. Aynen. Onlar yetiyor zaten. Kesinlikle. Ama dolayısıyla o kurumları idare etmek çok daha zordur. Çok biz doğru. işte liderlerimize destek olmak amaçlı. Hatta önümüzdeki hafta 2 günlük bir sunum becerileri eğitimimiz var. Çok da eğlenceli. Ben vallahi 4 şeyle çekiyorum böyle iple harika. Çekiyorum. Gelsin de başlasın eğitim diye. Çünkü biz
de çok keyif alıyoruz. Nefis. Bizim de Rotary'de. Siz de Rotary'ansınız. Batılım liderleri geliyor diye hem gençlere, yine aynı şekilde bahsettiğiniz kişisel gelişimler, üyelere, rayla eğitimleri oluyor yine üniversite gençliğine yönelik. Gerçekten çok fayda sağlayan ve katılımcısını belli bir noktaya hem fikren hem gelişim olarak taşıyan etkinlikler. Dolayısıyla yer almak da organize etmek de bir o kadar keyif veriyor manevi anlamda dediğiniz gibi. Evet. Bir de Bodrum'da şöyle bir olay var. Yani yıllar evvel oranın yerlileri varken insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan yazın giderken şimdi yavaş yavaş benim gibi oraya gelen yerleşenler olmaya başladı. Özellikle benim tarzım sakal büyük. Saçı arkadan at kuyruğu. Bağlama. Şimdi ben de ona hazırlanıyorum yavaş yavaş. Aa, bu Bodrum diyecekler. Tarz bu o zaman. Yani Bodrum'a geldiğiniz zaman. Klasik batık müziği konserleri oluyor kışın şeyde Bodrum'da. Müthiş. Birçok insan geliyor. Tabii yani. Evet, yani yazın tabii daha yoğun. Yazın çok Bodrum'da. Yazın mesela. Ayvalık'ta öyledir. Tabii. Yani o belli bir kültür sanat şeyi. Ege farklı. Evet. Ama Bodrum'da başka. Ben yazın birkaç yerde çalışıyorum yani. Bir grubum var orada. Hem İstanbul'daki eski müzisyen arkadaşlar, hem de oradaki müzisyenlerden bir grup yaptım. Haftanın 4 günü falan programım oluyor yazın. Kışın tek tük mesela biraz azaldığı için mesela yılbaşı akşamı bir program yaptım. Ne bileyim sevgililer gününde birkaç yerde. Ama onun dışında yazın inşallah Allah ömrü verirse bu yaz gene Bodrum'da. Hem haftada bir gün İstanbul'a geleceğiz, diğer günlerde orada. Harika. Bu Sigara ile Savaşanlar Derneği'ndeki çalışmalarınız da çok önemli. Özellikle hala devam ediyor değil mi? Bildiğim tabii. Kadarıyla. Şu anda Onur Kurulu Başkanıyım ben. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben Türk Kalp Vakfı'nda başkan yardımcısıydım. İşte un, yağ, pirinç gibi beyazların uzak duruyoruz. Kalbe zararları derken. Evet. Bir gün toplantıda dedim ki sigara da beyaz, o da yani beyaz diye değil de yani kalbe zarar verecek olan beyaz deyince. Ama beyaz dumanı da beyaz hakikaten. Başkan da dedi ki hemen, aa bu güzel fikir, aa sen bunu işte dedi bana. Ne yapayım edeyim, orada da bir Sigara Savaşan Vakfı diye bir vakıf kurulmuştu Ubeyit Bey, sonradan arkadaş olduk. Onunla görüştüm ve birlikte Sigara Savaşanlar Derneği'ni kurduk 1999'da. Amacımız şu tüzükte. Dünyada tütünün son molekülü yok olana kadar bunu mücadeleye devam. İçenlerle değil, kendisine ve pazarlayanlarla savaşmak. Üç olay var. Bir, içine bıraktırmak biraz zor çalışmış. İki, pasif içicileri anayasamız diyor ki her Türk vatandaşı sağlıklı nefes alma hakkına sahiptir. Tabii. Haklarını bilsinler. Ya bu teyzem bırak içsin. Yok. Tabii. Kapalı yerde içilen sigaradan çıkan, bırakın dumanları açınca içerisi temizleniyor. Radon gazı var, radyasyon var. Ama üçüncüsü en üstüne gittiğim benim. Sigaraya başlamamış olan çocuklara bunun kötülüğünü zaten tiksiniyorlar. Anlatıp onları düşman yapıp başlamamalarını sağlamak. Zararlarını fark ettirmek mesela aslında. Mesela anaokuluna gidip orada konuşma yapıyorum. Onların anlayacağı dilde. Üniversiteye gidiyorum. Müthiş. Orada başka. Askere gidiyorum. Ona anlayacağı dilde. Müthiş. Ufak çocuğa diyorum ki. Çok önemli. Annem baban sigara içiyorsa onlara ceza vereceksin. Öğretmenim ben de anneme ceza veremem ki, nasıl döver mi? Hayır. Diyeceksin ki anneciğim sigara içiyorsan beni öpmeyeceksin. Çünkü beni öptüğün zaman kült ablası yalamış gibi oluyorum. Bu laftan çocuklar öğreniyor ve annesine babasına sigara bıraktırıyorlar. Doğru, çok önemli. Burada hatta Duman Avcıları diye bir beste yaptım. Yıllarca televizyonlarda yayınlandı. Evet, biliyoruz. Yani binlerce kişi sigarayı benim sayemde bıraktı. Biraz daha fazla içecekti ama bunların içine bana kızanlar da var. Ne gerek vardı falan. Halbuki onlar biraz daha benim sayemde fazla içecekler, haberleri yok. Harikulade ve çok son derece faydalı çalışmalar. Programımızın sonuna geldik. Kapatıyoruz ama ben istiyorum ki geçen yıl çıkan albümünüzden de bir parça bahsedeyim. Ya, yeni çok şarkılarınız da var çünkü orada. Benim orada bildiğim kadarıyla ondan sonra veda edeyim izleyicilerimiz. Selçuk Alagöz 50. yıl aslında. Fakat albümün ismini verdiğim parça Deniz Gözlerin. Evet. Çünkü bu şarkının amacı eşimin gözlerine yazıldı. Fakat enteresan tarafı, sözleri eşim yazdı. Fikri ben verdim. Ha, kendi sözleri. Fikri ben verdim. Çok iyi. Ben senin gözlerine bir şiir yazmak istiyorum dedim. Beraber yazacaklar olsa ama ben ona bıraktım. O yazdı. Onu yaptım. Çok değişik, tam böyle Ege havası oldu. Harika. Sirtaki ile Türk müziği birleşmiş. Hatta Buzuki ile Ut birlikte çalıyor. Nefis. Sinan Erkoç geldi, Ut çaldı mesela. Bir arkadaşım geldi, Buzuki çaldı o parçada. Hatta klibi var. İstersen oynatalım arkadaşlar. Tabii. Bodrum'da çektik. Zaten o Deniz Gözleri. Üç tane yeni bestem var orada. Evet. Bir tane bir bestem var. Bundan şöyle ümitliyim. Bu parça çok güzel bir şekilde bir dizinin müziği olabilir. Hemen duyurulur. Duyurulur. Çok güzel. Bir tane. Bir de çok değişik tarz.
olan yani arabeski andıran modern müzik oldu. Yeşil yeşildi dünyam gözlerine baktıkça. Diyeceksen bir mavi göz, bir yeşil göz ne oluyor? Ama bizde ala göz. Hayır şöyle, bizde ala göz. Ama bizde ala göz. Üç tane eski, Zeyno, Deliğimi Seviyorum ve Öpmek Geldi İçmedi'nin yeni versiyonları, yeni aranjmanları. 6 şarkı çıkardım. Hatta 50. sanat yılı geceme gelen 1000 kişiye birer tane hediye ettik ondan. Aa nefis, ne güzel bir düşünce. Şimdi bir sene içinde benim de bir albüm hazırlamam lazım. Bak ben diyecektim vallahi evet. Hemen aldı sazı. Ama ben durmadan Leos şarkısı yapıyorum her sene. Tamam. Demek ki şey gelmiş. Demek ki evet benim şimdiden hemen oturup bestelere albümle Selçuk Bey taçlandı. Bir altı şarkıda buradan o çıktı ortaya. Aynen. Bak gördün mü? 2-3 tane eskilerden aldık. Hemen döner dönmez başlayalım çalışmaya. Biz bekleyeceğiz. Keyifle de dinlemeye devam ediyoruz. Hayır ben şimdi göz rengi kalmadı. Yeşil yazıldı. Deniz gözler yazıldı. Kapat gözlerini deyip söylersin yazıldı. Ela'yı ben size söylüyorum. Ela gözleri evet. Ela gözleri. Evet. Bakın o kalmış. Ela gözü güzel. O boşta kalmasın. Bence değerlendirebilir. Harika. Ela göz. Bunları Selçuk Ela gözü diyenler oluyordu bana bir zamanla. Müthiş. Bizi kadın öyle zannedenler çok oluyor. Aa çok. Evet o yıllarca hep öyle değil mi? Hala. Zannedilmiş. Eşinize selam söyleyin. Aşağıda söylesek birbirimize öyle zannedecek. Evet. Yani hep ateş bacayı sarmıştan bu. O şarkıların hep etkisi, özdeşleşmesi. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz biz için. Biz teşekkür ederiz. Benim için de aynı şekilde ederiz. Su gibi aktı geçti program ve müthiş bir keyif duydum. Biz de. İnşallah bir dahaki gelişinize kalan sohbetimizi onları da paylaşırız. Biz keyifle dinliyor olacağız şarkılarınızı. Efendim 50. yılı da bekliyoruz. Merakla. İnşallah. İnşallah. İnşallah bulunacağız da. Çok teşekkür ediyorum. Sizin yanında olacağınızı inanıyorum. Kapatmadan şunu söyleyeyim sadece. Lütfen. Bizi Ala Gözleri çok iyi çalışmışsınız ve yorumlamışsınız. Tebrik ederim. Hakikaten. Bizi bizim kadar tanımışsınız. Çok teşekkürler. Çok güzel ev sahipliği yaptınız bize. Sağ olun. Sağ olun. Kahveniz de çok güzeldi. Fala bakamadık ama. Evet. Hayır, program kapandıktan sonra fallar. Program sonrası fallarımıza bakalım. Anlaşıldı. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Üç güne kalmaz yol var gibi gözüküyor. Hayır ben 50. yılıya bakayım ne yapıyor. Bence orada görünüyor. Ben görüyorum. Evet. Kesin çıktı. Evet. Kesin çok çıktı. Güzel kalpler görüyorum orada. Galiba 50. yıl güzel geçecek. Harikasınız. Biz merakla bekliyor olacağız. İnşallah. Hayır bu kadar söyledikten sonra artık yapmak zorunda kalacağız. Artık. Yok yapılacak canım. Evet. Programı tamam. Kapatamıyoruz 50. Hakan yıl dolayısıyla. Hakan Eren'e sevgiyle duyurulur. Evet. Sevgili arkadaşımıza. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Keyifle dinlemeye devam edeceğiz. Bodrum'a gelseniz bekleriz. Ailemizi mutlaka Bodrum'da da, Akyaka'da da, yine aynı şekilde İzmir'de de biz de her zaman bekliyoruz. Başımızın üstüne yeriniz var. Değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Alagöz kardeşlerdi. Gördüğünüz gibi programı kapatmak da mümkün değil. Sohbetimize nokta koymak da mümkün değil. Son derece kıymetli iki isim zira. Sohbetimiz aktı gitti gerçekten. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki cuma akşamı saat 20'de akşam kahvesi programında bizler yine sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.